Herkese merhaba. Bugünkü tarifim katmer. Ee, i̇çerisine maya kullanmıyoruz. Sadece un, su, tuzla e, gayet yumuşak, lezzetli bir katmer hazırlayacağız. 3 su bardağı unum var. 3 çay kaşığı tuz ekledim. 1,5 ee, su bardağı da su yeterli olacaktır. Yavaş yavaş suyumu ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Böyle yumuşak kıvamda, elime yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Hamurun bakın toparlandı şöyle kıvamını da size göstereyim. Şimdi iki eşit bezeye böleceğim. Bu vermiş olduğum ölçülerden bu büyüklükte iki tane katmer çıkıyor. Şöyle bezemin bir tanesini aldım. Çok az un serpiyorum. Tezgahıma şöyle bir yuvarladım. Hamurumu yuvarlayıp düzelttikten sonra birazcık daha un serpiyorum ve bir oklava yardımıyla açıyorum büyük açacağız. Açabildiğiniz kadar ince açın. İhtiyaç duydukça da ara ara un serpebilirsiniz. Bakın açtım. Şöyle kalınlığını da göstereyim. 5 yemek kaşığı sıvı yağın içerisine 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekledim. Hafif erittim tereyağımı. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar hamurumun içerisine döküyorum. Daha sonra her yere ne böyle yağ gelmesi için bu şekilde katlayıp tekrar geri açıyorum. Çok az böyle hafif un serpiyorum ki katları böyle daha güzel ayrılsın. Ortasından bakın delik açtım. Böyle iki tarafı doğru rulo yaparak katlıyorum. Şimdi kendi etrafında bu şekilde çeviriyoruz. Yine çok az un serperek açacağım. Böyle servis tabağı büyüklüğünde açabilirsiniz. Bu aşamada çok fazla un kullanmayın. Bakın bu büyüklükte açtım. Şimdi oklavama alıyorum. Tavamın altı şu anda orta ateşte açık. Isıtmış olduğum tavamın içerisine alıyorum. şöyle hafif düzelteceğim. Bu şekilde orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Birazcık piştikten sonra bakın şöyle yönünü çevirdi. Önün arkalı biraz pişirdikten sonra şimdi üzerini yağlayacağım. Şöyle her yerine gelecek şekilde yağ gezdiriyorum. ve yönünü çeviriyorum. Şöyle çevirdim. Birazcık bu şekilde pişiriyorum. Daha sonra çevirdiğim yönüne de yine birazcık yağ sürüyorum. Bu şekilde yağlayarak her iki tarafında da ara ara böyle çevirerek güzelce kızartıp pişiriyorum. Pişirdikten sonra yine son halini sizinle paylaşacağım. Güzelce kızardı. Şöyle göstereyim bakın. Şu aralardan da böyle katlarını açılıyor. Diğer bezemi de aynı şekilde hazırladım. Pişirdim bakın. Şöyle yakından göstereyim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı ve zili açmayı da unutmayın.